Araba gelir. Öyle çekeyim. Aa, tamam. 3 yaş mı? 4 yaş mı? Sana gidiyorum. Çık hadi kız. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir sezondan size böyle merhaba demek istiyorum. Kendimle ilgili bu YouTube dönemi için 3. sezon diyorum ve 1. bölüm diyorum. Artık şimdiden sonra hayatımda farklı bir dönem başlayacak umarım. Yani okul, çocuklarımın okula gittiği, benim vakitsizlik sorunumdan daha az yakındığım bir dönem olacak diye düşünüyorum. Böyle bir zamana ihtiyacım vardı. Yarım gün gidecekler. Hem onları da biraz özleyeceğim. Hem işlerimi yapacağım. Ve o yüzden hem duygusalım, hem mutluyum, hem biraz buruğum. Hepsinin karışık olduğu bir gündeyim. Kızlar uyumlular. Onlar okullarını çok seviyorlar. Arkadaşlarını çok seviyorlar. O yüzden onların orada mutlu olmasından da mutluyum. Öyle çocuğunu okula gönderen herkese hem yeni dönemde kolaylıklar diliyorum, sabır diliyorum. Çocuklarına başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Sıra gelelim ev işlerine. Evet, bana siz diyordunuz ki çocuklar okula gitse de işler bitmiyor. Tabii ki bitmiyor ama en azından hani çocuklar ayağımın altına takılmadan ya da topladığım yerleri dağıtmadan istediğim şekilde günlük işlerimi olsun yapabilecek olmak beni iyi hissettiriyor. Bunu düşünmek iyi hissettiriyor. Çok çabuk geçiyor zaman. Yani gerçekten şu an saat 10.30 oldu. Ne yaptım bu dönemde? Çocukları okula bıraktım, geldim, kahvaltı yaptım, mutfağı topladım ve saat 10.30 oldu şu anda. Ben saat yaklaşık 12.30'a kadar, yani 2 saat boyunca evde yapmak istediğim işleri yapmak istiyorum. Ondan sonraki vaktimi de yemeğe harcayacağım. Çünkü ondan sonra yemek yapmam gerekecek. Dolayısıyla tam dolu dolu bir 2 saatim var. Bu 2 saat yapacağım işleri planlamadım. Bugün için planlı iş yapmıyorum. Sadece günlük bakayım ne yapabiliyorum. Hani işleri yapınca ne kadar vaktim kalıyor. Dolayısıyla hani günümün nasıl geçtiğini önce bir analiz etmek istiyorum. Ondan sonra ona göre yapabileceğim kadarını kendime yükleyerek günlük iş planı yapacağım. Dolayısıyla bugün böyle biraz iş bakımından kendimi özgür bıraktığım ama hiç oturmayacağım dolu dolu bir gün olacak. Hiç vakit kaybetmiyorum. Çok da böyle lafa tutmayayım sizi. Tekrardan size kolaylıklar diliyorum. Gelsin mis gibi sabun kokulu, köpük köpük temizlik dolu evler. Hemen kalkıyorum. Evet, bugünkü videomda sizlere çocukları okula gönderdikten sonra vaktimi evde nasıl geçirdim onu göstermeye çalıştım. Umarım size de motivasyon olur, iş yapma motivesi verir. O yüzden şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günleri benim genelde her günden daha çok işim oluyor. Önümüzdeki günler bu şekilde geçmeyecek. Farklı farklı işler de yapacağım ama pazartesi günü böyle bir evi genel toparlayıp çamaşırları aradan çıkarmak bayağı vakit alıyor. Daha nevresimleri değiştirecektim. Onları bir sonraki güne bıraktım. Çünkü bu sefer yetişmeyecekti işlerim. O yüzden pazartesi yoğunluğum bu şekilde. Önce pencereleri açarak tüm evi havalandırıyorum. Sonrasında hani dağınıklıkları toparlıyorum ortalıklardaki. Yatakları fırsat bulduğum boşluklarda zaten çocuklar gitmeden topluyorum genelde. Toplayamazsam demek ki bu şekilde olacak. Onların arkasından yatakları toplayacağım ve sonra mutfağa giriyorum. İlk videolarımı bilen bilir, hani küçük kızım çok daha küçükken akşam yemeklerinden sonra mutfağı toplamadan yatıyordum ve sabah toparlayabiliyordum. Çünkü gerçekten ne enerjim kalıyordu onu taşımaktan ne de vaktim kalıyordu. Dolayısıyla şimdi artık öyle dağınık bir mutfağa uyanmıyorum ama yine ufak tefek işler oluyor. Makineyi boşaltmam gerekiyor. Orada bulaşıklar oluyor yıkanmış. Onları yerlerine koymam gerekiyor derken yine belli bir vakit geçiriyorum mutfakta. Daha sonra banyoyu temizledim. Günlük rutinlerimden biri. Banyonun çamaşır suyu kokmasını çok seviyorum. Orayı da bitirdikten sonra
Yıkanmış çamaşırları ütülenecekler ve yerine yerleştirilecekler olarak ayırdım ve ütülenecekleri oraya gözüme güzel gözükecek bir şekilde, sistemli bir şekilde koydum ki ütüleme hevesim kaçmasın. Saat şu anda 12'ye çeyrek var. Hiç oturmadım. Ütülenecek çamaşırları da ayırdım. Makinede de kuruyanlar da bir beyazlar daha var. Onları da ayıracağım. Şu anda evi süpürebilirim. Artık evi süpüreceğim. Ondan sonra da bahçeyi süpüreceğim. Ondan sonra da mutfağa gireceğim. Yani ben bu kadar işi çocuklarla nasıl yapıyormuşum, kendi kendime onu düşündüm. Gerçekten hani bir sürü iş yaptım. Anlamıyorum yani, zaman onlarlayken de uçuyordu. Neyse, çok uzatmayayım. Hemen evi süpüreceğim. Pazartesi günleri böyle genelde bir hani ev işleri videosu paylaşırım. Çünkü yaptığım tek şey oluyor. Ama mesela bugün günlerden salı. Bugün de düzen yapacağım. Bugün detay işlerim olacak. Hani dünkü kadar yoğun işim olmayacak. İşte çekmece içlerine, dolap içlerine ufak ufak girmeye başlayacağım. Ufak ufak eşya çıkarmaya başlayacağım. Çarşamba günleri tamamen eşya çıkarmaya ayırabilirim. Yani böyle bundan sonraki videolarımda böyle her gün aynı içerikte videolar görmeyeceksiniz. Her gün farklı bir şey mutlaka yapıyor olacağım için onları da sizinle seve seve paylaşacağım. Öyle baştan söyleyeyim dedim. Şimdi size bir böcek göstereceğim. Gördüğüm en büyük böcek demiştim ya geçen, mor böcek. Ondan gördüm, bakalım. İlk gördüğümde, yaprak seslerini duyduğumda fare zannetmiştim. O kadar ses yapıyordu ki. Sırada bahçeye gelmişti. Bahçeyi bir güzel süpüreceğim, bütün yaprakları. Ondan sonra gönül isterdi hani çimenlerin üstündeki yaprakları da süpüreyim ama oraya muhtemelen vaktim yetmeyecekti. O yüzden yapabileceğim kadarını kendime iş edinerek sadece beton kısımlarındaki bütün yaprakları temizledim. Şimdi sonbahar geliyor, bol bol yaprak düşecek. Onları süpürmem gerekecek belli bir süre. Vaktim olduğu için bu iş de artık hiç benim için sorun değil ve haftalık rutinlerime ekleyebileceğim bir iş. Düzenli olarak inşallah süpüreceğim. 12.30'a 15 dakika var. Her şey planladığım gibi gidiyor. 10 dakikada bahçeyi süpürebilirsem 12.30'da gerçekten işlerim, en azından ev işim bitmiş olacak. Mutfak işlerine başlayabileceğim ve çantayı göstermek istiyorum size. Bakın, o kadar güzel ki anlatamam. Şimdiye kadar ördüklerim içinde en beğendiğim şey bu oldu. Yani şöyle, model de çok güzel, çantaya da çok yakıştı, çok kaliteli duruyor. Ben şimdi bunun böyle burasından sap yapacağım buna, iki tane annemin hani istediği boy ölçüsünde. Şurasına da bir tane çıt çıt dikeceğim. Hani içine belki keten kumaştan bir de kılıf dikebilirim. Hani hem telefon koyma yeri koymak istiyorum, içine telefonunu kolay bulması açısından. Böyle çok güzel bir çanta oldu. Bana maliyeti çok uyguna geldi. Yelpaze modeli diye geçiyor sanırım bu. İnternetten bakmıştım. Zara'nın modeliydi. O biraz daha uzun oluyor normalde ama annem o kadar uzun büyük istemiyor. Bu tarz bir boyutun daha iyi olduğunu düşündü onun için. O yüzden böyle sürpriz yapamıyorum. Sonra saklayamadım. Göstereyim dedim nasıl olduğunu. İçi de böyle. Bu kadar mola yeter. Hemen süpürmeye devam ediyorum. Bahçeyi süpürmem lazım. Şimdi ben bütün yorumları okuyorum. Dönmeye bir fırsat henüz oluşturamadım ama onu da umarım inşallah oluşturacağım. Yorumlarda bahçede neden vakit geçirmiyorsun diye sormuştunuz. Çocuklar neden hiç bahçeye çıkmıyor? Hani orada böyle oynasınlar. Şöyle bir sorun oldu. Hani şimdiye kadar hep apartmanlarda ve büyük şehirlerde büyüdükleri için çok fazla toprağa ve böceğe alışkın değiller. Bizim bahçemiz de karıncasından arısına, hani örümceklerinden sineğine bir sürü böcek dolu ve hani orada otururken pat diye omzunuza örümcek düşebiliyor ya da herhangi bir böcek saçınıza konabiliyor. Kızların da böyle tecrübeleri oldu ilk geldiklerinde ve tabii ki biraz ön yargılı oldular.
Ama hani evin içinde de zaman zaman böcek çıktığı için artık alıştılar. Mesela önceden İpek arı gördüğünde koşuyordu, kaçıyordu. Şimdi arı gördüğünde sakince bekliyor, onun gitmesini bekliyor gibi. Dolayısıyla bu yazı çok bahçede geçiremedik ama ben gelecek yaz bahçede gerçekten dolu dolu vakit geçireceklerine inanıyorum, düşünüyorum. Umarım böyle olur. Ve bahçenin böyle süpürülmüş hali. Yoruldum. Vakitler çok geçmiş. Şimdi ellerimi ve ayaklarımı yıkayacağım, yüzümü yıkayacağım. Hemen üstümü de değiştirip mutfağa gireceğim. Artık yemek hazırlıkları yapmam lazım. Önceden öğlen okulda yemek veriyorlardı. Mutlaka makarna, pilav, işte yanında bir şeyler oluyordu. Artık öğlen yemek çıkmıyormuş okullarda. Evden getirdiğimiz meyveleri, gönderdiğimiz şeyleri yiyeceklermiş. Onu da yediler mi, yemediler mi? İpek değil de Lila'dan emin değilim. İkiye kadar okulda çok acıkabilir. Sabah kahvaltısını iyi koydum. Hani Nutellalı pankek koydum. O vardı listede yani. Ama bilmiyorum, geldiklerinde o yüzden yemeğimin olması lazım. Hemen yemek vereceğim onlara. O yüzden bu kadar mutfağı acele ettiriyorum. Hemen gitmeliyim. Bunlar evde yıkadığım bulaşıklarım. Makine temiz. Bir de fasulye ıslatıp haşlamıştım. Onu dondurucuya kaldıracağım. Hızlıca bu işlerimi halledeyim. Pazartesi günü benim için oldukça hareketli bir gün oldu. Şimdi dışarıdan bakınca da kendime gerçekten bayağı yoğun geçmiş, bir sürü iş tamamlayabilmişim. İşte ev işleri bu şekilde, her gün mutlaka bir şey çıkıyor. Dolayısıyla biz ev hanımlarının da çalışan annelerin de, yani kadınların işi birazcık daha zor. Şimdi okuldan gelince haşlanmış tavuk göğsüyle makarna vereceğim biraz. Tereyağında çevirdiğim makarnadan vereceğim. Çünkü bayağı aç gelecekler muhtemelen. Dolayısıyla hani doyurucu bir şey vermem gerekiyor. Akşam yemeğine de fasulyeyi pişireceğim eşime. Ya da balık varsa balık alabilirim. Ya da bir düşüneyim. Yani kızlara pilavın yanına bir alternatif düşüneyim. Ya da yoğurt çorbası yapabilirim. Kaç gündür yemediler. Ve konusu bende çok panik yani. Ve çok da vaktimi alıyor. Bu böyle olmamalı. Bu konuyu çözmeliyim yani. Bu arada o kadar iş bitirdim. Kendime hiçbir ödül vermedim. Bence ben de bir kahveyi hak ettim. Bir kahve hazırlayayım kendime. Az zamanım vardı. Şöyle kahve içerken bir yandan da tabii ki Kadir'cime bakayım dedim. Az önce üstümü değişmeyi unutmuşum. Şimdi üstümü değiştirdim. Artık almaya gidiyoruz. Gidiyorum, bakalım günü nasıl geçmiş. Özellikle Leyla'nın çok merak ediyorum. Tamam. Alkış. Aferin. Bebeğim. Kardeşini bekleyelim şimdi, tamam mı? Yemeklerini koydum. Şimdi beslenme çantalarına bir bakayım. Merak ediyorum neleri yemişler, neleri yememişler. Evet, beslenmeleri boş geldi. Sanırım hepsini yemişler. Öyle ümit ediyorum. Bu arada Lilay okuldan çıktığında eve servisle, otobüsle dönmek istedi. Onun için birazcık ağladı. Acaba onu bahane mi etti bilmiyorum ama şimdi hep beraber bir dondurma keyfi. Benim bütün işlerimin bitmiş olduğunun ve onların karnının doyduğunun iç huzuru. Öğleden sonranımı tamamen onlara ayırabilecektim. Onların yanında orada otururken kendi kendime de düşündüm. Elim de boş durmasın. Kağıt ipim vardı, henüz taramadığım. Böyle bir yöntem gördüm. Yastığa geçirerek öyle kolay oluyormuş ki. Yani bütün çilem bitti yani. Benim için artık onun adı çile değil. Onun adı böyle keyif. Çok büyük keyifle ipi bu şekilde sardım. Artık başka bir çanta için bir parça ipim daha var. Çünkü yeni bir projem daha var. Aslında bir sürü projem var. Kızları okuldan aldıktan sonra karınlarını doyurdum. Sonra onlarla biraz vakit geçirdim. Çizgi film izledik. Sonra da parka götürdüm. Hava çok güzeldi.
Ne olsa kış gelince gidemeyecekler. Tadını çıkaralım dedim. Ben de temiz hava almış olacaktım. Bana da iyi geldi, onlara da iyi geldi. Bir iki saate kadar parkta kaldık. Ve çantamda tabii ki örgüm vardı ve bir adet kitap. Yani bu şekilde bundan sonra dışarı çıkacağım. Bulduğum boşluğu değerlendireceğim. Bu kitabı daha önce başlamıştım ve bitirememiştim. Çok aklım kalmıştı. Bakalım, tekrar başladım okumaya. Ve bu tatlış köpek Lila'nın cipslerine göz koymuştu. Lila çok mutsuzdu. Saat 7 olmuş. Örgümü öremedim çünkü çantam bitmişti. Boncuk da bulamadım burada. Ahşap boncuk. Şimdi internetten sipariş vereceğim. Onu bakmayı diye de çarşıya gitmiştim. Kızlar şimdi azıcık yukarı çıktılar. Ben o arada hemen çorbalarını ayarlayayım akşam yemeği olarak. Eşim bu akşam geç gelecek biraz. O yüzden beraber yiyeceğiz kızlarla. Öyle yani, bugünü böyle bitiriyoruz. Çok güzel, çok sakin. Uzun zaman sonra çok iyi bir gün geçirdim. Buna bence hepimizin ihtiyacı varmış. Çocuklarımın da ihtiyacı varmış sosyalleşmeye. Benim de kendi kendime kalmaya çok ihtiyacım varmış. İnşallah sizin için de iyi geçmiştir. Hani gününüz verimli geçmiştir. Çocuklarınız umarım okullara alışmıştır. Hani yeni başlayacak olanlar için. Alışmayanlar da hiç üzülmesin. Alışıyorlar. Yani biraz zorlanıyorlar ama sonra da alışıp eve gelmek istemeyecekler. Öyle düşünün. Videonun sonuna gelmişiz. Akşam uyumadan önce ortalıktaki dağınıklıkları toparlayıp ondan sonra kızları yemek yedirip sonra da uyku zamanı gelecekti. Pencereleri kapattım. Hava gerçekten çok soğumuştu. Üşüdük bayağı. Çorap uzun kolluyla yatırdım kızları. Videomu beğendiyseniz, beğene basmayı unutmazsanız bana çok büyük desteğiniz olmuş olur. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi sizleri çok seviyorum. Sizinle burada tanışmış olduğum için çok mutluyum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün olsun. Mutlu kalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.